meşaleler yandı ve beklenen halay başladı. Enişte bildiğimiz gibi yine çok büyük oynuyor. Kayınço elini cebine attı ve kartı çıkardı. Kuzenlere bakın, adeta şov yapıyorlar. Şov! Zoraki gittiğin düğünü eğlenceli hale getirmenin tek yolu... Milyoner. Maçın eğlencesi milyonere girdiğin an başlar. Sivas Spor Beşiktaş maçı pazar 16. Bu maç öncesinde bayağı bir liste sayacağım şimdi size. Sivas Spor'da Ahmet Musa, Enji, Harisiz, Caner Osmanpaşa, Alaaddin Okumuş, Hakan Arslan, Ziya Erdal yok. Beşiktaş'ta Mert Günok, Emrecan Uzunan, Artur Masuaku, Umut Meraş, Amir, Alex Oxlade-Chamberlain, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Abubakar yok. Bunlar 11 zaten. Oh, bana bir 5 dakika müsaade edin. Mert'in durumu ne? Kart cezası mı? Evet. Bu bir tek aslında Mert kritik burada. Yani sol bek. Bu da çok acı bu arada. Tayfur'u eksik olarak değerlendiriyorum. 20 adam saydın be, insafsız adam. Ha, bu Masuaku zaten yoktu. Tamam. Abubakar zaten durumu ortada. Amir zaten yok, sezon sonuna kadar yok. Oxet de yok. Yani güncel olarak... Tamam da bu normalde oynuyordu abi. Tamam da güncel olarak evet. Mert şu anda eksik. Tayfur zaten olmaması lazım 11'de. Salih Uçan'ı da eksik olarak sayabiliriz. Yani orta saha üçüncü. Abubakar'ı da beğenmedi kral. Hayır ama o kadro dışı zaten yani. Son dönemde yoktu. Geç diyorsun. Ama şöyle söyleyeyim. Sivas Spor'un da yakın dönem maçları oldukça problemli bence. Ki hani Galatasaray maçında da çok beğenmediğimi söylemem lazım. Onun üstüne Gaziantep Spor'a 2-0 öne geçip 2 penaltıyla 2-0 öne geçip içeride 2-2 bitirdiler. Son maçta da yenildiler. Ya onun üstüne çok iyi bir performansları yok. Onların yani daha az eksiği gözükmekle birlikte daha kritik olduğunu düşünüyorum. İşte Hakan Aslan da hani yaşı var. Ben çok değerli bir oyuncu. Ben çok saygı duyuyorum Hakan'a. Çok. Yani çıkışını 2-3 yıl önce yakalamış olsa mutlaka bir İstanbul takımı görürdü. Çok değerli bir performansı vardı. Yunus Emre Brentford'a transfer olunca tekrar aslında uzun bir süre sonra 11'e dönmüştü. Şimdi o da olmayınca sonra ortası hakikaten çok daha alışkanlık kırılgan bir hale gelecek. Ben Sivasspor'un çok büyük bir varlık ortaya koyacağını düşünmüyorum. Yani Beşiktaş'taki eksikler kritik olmakla birlikte Sivas'ın eksiklerinin ağırlığı daha fazla olacak. 1-11 mi geliyor? 11 geliyor. Rebic bence artık 9 numara oynamalı Beşiktaş'ta. Çünkü Cenk Tosun gerçekten hareket kabiliyeti çok sınırlanmış. Abi niye Semih değil? Semih kenar forvette lazım çünkü şu anda. Öyle mi? Bence zaten Semih 9'da da oynar. Ki 9 oynuyordu 19 ama Semih'i oraya koyunca pozisyonu hazırlayacak oyuncu kalmıyor. Yani top taşıyacak kenar forvet kalmıyor. Semih'e orada ihtiyaç var. Yani yoksa Semih Beşiktaş'ta oynayabilsin diye. Ama o zaman top gelmiyor. Raşit'sa Semih Cenk? Gelmez. Top gelmez. Tek Raşit'sa top taşımak yetmiyor. İki tane taşıyıcı olunca pozisyona girebiliyorsun. Ama şeyi de kaleden uzaklaştırıyorsun abi adam. Kaleye yakın olduğunda 3-4 tane atıyor resmen. Ama ya. Bak Rebic. O yüzden Rebic'i 9'a yazıyorum. Rebic orada Firmino gibi oynayacak. Ceza sahası dışına çıkıp böyle Semih'i pozisyona sokacak. Nasıl yaptın bir anlat bakalım. Yani Svensson, Necip Tayyip yapardım ben olsam. Bahtiyar çok kötü bir savunmacı olduğunu düşünüyorum. Tayyip de şu anda sakattan döndükten sonra Cahil Rıza'nın yitirmiş. Bahtiyar'ın iyi olduğu bir bölge olduğunu düşünüyor musun? Olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ya şimdi bak orta normalde bu adam orta saha siz bilmiyorsunuz oluyor ya. Ben diyorum ki bir oyuncu savunmada oynarken de yeteneğini hissettirir. Topa vururken bir top sürerken dersin ki ya bu adam yetenekli aslında ne işi var bunun stoperde. Bir pas atar. Bahtiyar'da öyle bir şey ışık da yok yani. Hani orta saha gelirse şöyle bir işin rengini değiştirir görüntüsü de yok bence. Tamam. Emrecan bu arada şansını çok doğru değerlendirir düşünmüyorum ama aslında tam fırsatları bir daha böyle fırsatlar gelmeyecek. Daha sorumluluk alması, daha iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Haydi ama şu an bu yoklukta oynayacaktır sol bekte. Orta saha ben olsa Demir Ege, Gerson ve Raşit'sa yaparım. Raşit'sa orta sahada ihtiyaç var çünkü Gerson da final pasçı değil. Demir Ege zaten 6 numara oynamaya çalışıyor. Bir tane merkeze top alıp top taşıyacak. Şut atacak, kil pas atacak oyuncu ihtiyacı var. Bu Tayfur asla değil. Evet, bu Tayfur asla değil. Raşit'sa o oyuncu. Gezer. Sağda da birisi oynasın. Yani artık Gezer mi olur fiziksel durumuna göre? Yani orada Muleka'yı mı yine kaydırırsın? En azından topsuz koşu yapıyor. Ceza sahasını karıştırıyor, koşuyor, moşuyor diye. Yani sağ boş şu anda. Ben olsam Gezer'in bir seviyesini görmek isterdim. Ne yapıyor bir 11'de başlatınca. Ama orta saha kesin Raşit'sa Gerson Demir Ege oynamalı bu yoklukta. Rebic de 9 numarada artık şans bulmalı. Çünkü Rebic de çok hareketli değil Cenk gibi. Ama en azından pas kabiliyeti var bu oyuncunun.
Top gidince top onda bir kalıyor. Oyun zekası yüksek. Pozisyon hazırlıyor yani nispeten. O yüzden 9'da ben olsam bir Rebic'i görmek isterdim. Ya en azından değişiklik olsun yani. Belli ki böyle olmuyor. 0-0 berbere kaldın. Ben de 4-0 yenildin. Üretmekte zorlandın iki maçta da. Artık yeni bir şey denemek gerekiyor Beşiktaş'ta. O yüzden bence böyle bir şey denenebilir. Abi ben Temin ne kadar kaleye yakın olursa orada geliştirilmesinden yanayım ya. Başla abi sen santrfor oynamaya başla. Hoca desin ki abi ben Semih'i yazdım beyler ileri. Siz de işte konuşun aranızda. Rashica kesin oynasın ama. Nerede oynatınızı siz karar verin. Rashica'yı kesin oynatın. Getson'u da oynatın ama sen iyi oyna. Yapın kadronuzu çıkın beyler. Allah yardımcınız olsun filan. İşte ben top oraya gelebileceğini bilsem top oraya gelmiyor işte. Ama yaptı 3 golünü. 3 gol bir asist yapmadı mı Rize'de? Orada Kerem Forvet'ten de geldi ama toplar. Ama nerede şeyde aksiyonlar nerede ceza sahasında topla buluşuyorsa çocuk orada yapıyor. Şu anda Semih'e mecbursun. Yani burada kritik isim Gezal. Gezal zaten belli düzeyde yani eski prime Gezal olmasına gerek yok. Sahada 70 dakika kalabileceğini ve takıma belli ölçüde faydalı olabileceğini hissettirse zaten kurtarır. Öyle. Ama benim hiç ümidim kalmadı Gezer'de. Yani böyle Rebiş'te de şey olsa, bir top sürme yeteneği kalmış olsa Rebiş'te. Pozisyon hazırlama yeteneği. O zaman Semih 9 oynat. Doğru. Hazırıcı var dersen ama top çocuğa gelmezse yine ihale ona kalacak şimdi yine. Hani Semih'te biraz düştü mü ne olacak? Bu arada Gezal'da şöyle bir durum var. Bu teori biraz etkileyecek. Gezal'ı belli bir maç, birkaç maç daha oynarsa sözleşmesi bir yıl otomatik uzuyormuş. Ha. Şimdi maaşı da çok yüksek. Uzatmaz. Mevcut. Zaten Beşiktaş uzamasın diye. Sözleşme görüşmeleri şeysiz çıktı, sonuçsuz yani. O zaman da şey yapacak tabii ki. Beşiktaş oynatmaz diye düşünüyorum. Arada fark var. Beşiktaş yönetiminin önerdiğiyle futbolcuların istediği arasında. Fark oldu. Yani Gezal da şimdi prime kontrat istemez. Yani prime döneminde ciddi şey. Sahada kalamıyor şu an. Sahada kalamayan oyuncu da değerini kontrat isteme hak yok. Ben bugün MVP'siydim diye koyamaz. Bu durumdayken şu futbolcu güçlü masaya oturacağını zannetmiyorum yani. Evet. Ya bir de üzücü gerçekten ligin MVP'si olmuş ve ağır sakatlıklar geçirmese her yıl bunu devam ettirebilecek yeteneğe sahip bir oyuncuydu. Geldiği nokta üzücü yani. O zaman bir hızlı tur yapalım. Buradan Beşiktaş maçıyla başlayayım. Sivasspor Beşiktaş ben ne oluyor? Her şeye rağmen 2 diyorum. KG var. Ben abi oyun bölümünde tekrar konuşacağız. Ben Beşiktaş oynamam artık. Ben benim için Beşiktaş tahmini bitmiştir. Ya Pendik maçı. Ya olamaz öyle bir şey. Evet. Bir de Pendik'te utanmıyor musun ya? Vallahi yazıklar olsun ya. Cumartesi 16 Alanyaspor Pendik Spor. Pendik demiyor musun sen şimdi ama? Artık diyorum. Artık diyorsun. Güzel. Ben de üst diyorum. KG var diyorum. Cumartesi 19 Demirspor Hatay Spor. Çok garip bir maç ya. TG 1.71 hocam. KG var. TG 2.3. Kesin tutar bu tahmin. Öyle mi? Ben de Adana Demirspor dedim. Pazar 13.30 Konyaspor Başakşehir. 0. 6. Ben de Konyaspor diyorum buna. 2.11. Fenerbahçe Ankaragücü Galatasaray Gaziantep'i konuştuk. Trabzonspor Kasımpaşa. KG var. Öyle mi diyorsun ya? Evet. Hiç olmaya da hiçbir şey olmayabilir mi diye bak. 0-0 da bitmiyor. Garip bir maç ya. Daha eksisi varsa o bile olabilir Kasımpaşa, yani. Kasımpaşa mı giriyor pozisyonu? Giriyor Kasımpaşa. Tefek. Doğru söylüyorsun. Ama Trabzon'da maç. Evet. Ne diyeyim abi? Bir de diyemiyorum. Pas diyorum ya. Pas diyor. Beni açtı bu maç. Ben de pas diyorum evet. Juventus Empoli. Cumartesinin maçı. Juventus. Milan Bologna. Mammariri vammora. Üst diyorum be. Oranın iyi. Evet. Benim seyahati geç. Şengen'in gelmiş kardeşim. Evet bizim bir arkadaş şöyle Buray'ın kulaklarını çınlatayım. İtalya'da 80 tane soru attı. Müzik ekliyorsun ya. Evet. Bildiği bütün ne çıkıyor sonra İtalya'da hepsini bastı abi. Dedim ki ulan makarna reklamı gibi bize Instagram'dan anlattın ya. Daniel şey çıkacak. Lazio Napoli. Pazar 20. Lazio Napoli. Çok 0. İyi değil mi? Çok iyi. 1.99 hocam. Bak 2 değil. Lütfen. Dikkatinizi çekerim. Çekiyor. Yer yer yapıyor Lazio. Lazio 1.99. Napoli 190. Dumping. Aynen. Bu şey var ya böyle videolar oluyor böyle. 50 yazıyor falan.
şey indirim kartını yazıyor. Onlar moda oldu. Onun gibi 1.99. Çok iyi. Ne yaptın? Alt. Alt dedi. Sıfır dedim ben. Aa, güzel. Fiorentina Inter. Inter kazanır ya. Yani. Alt, hem de altla birlikte Inter böyle bir sıfır aldı. Bir sıfır aldı. Hakan Şahin oldu. Oyun bölümünde çok konuşacağımız Bayern Münih Augsburg deplasmanı. Bayern Münih paslıyorum ben. Yazıklar olsun diyerekten paslıyorum. Üst diyorum. Üst diyor. Stuttgart Leipzig. Üst. Ben Leipzig diyorum buna. Üst diyorum. Leverkusen Mönchengladbach. Üstlü bir. KG var. Çok güzel. Dortmund Bochum. Bu da üstlü bir. Las Palmas Real Madrid. Real Madrid. Arda oynayacak mı artık? Oynamayacak belli ki. Tamam. Oynamayacak. Barcelona Villarreal. Çok düşük oran. Üstte olması garanti değil. Girmezdim ben buna. Aynen Barcelona deyip geçiyorum. Nasıl? Ortalık çok karıştı diyorsun. Aynen Barcelona. Barcelona Marsilya hocam. Çavicim mızlan bir şeyler yapmaya çalışıyor kardeşim. Marsilya Monaco. O neymiş ya? Gönlümüze girmiş bir kere. Üst diyorum. Girona üst aynen. Girona üstte geç. Marsilya Monaco dedi o. Ya bu kadar ezbercilik olmaz be kardeşim ya. Marsilya Monaco'da Girona alırdı ya abi adam. De bültenden devam ediyor. Ezberci eğitim ya. Gerçekten bu eğitim sistemini değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Arkadaşım sen söyleyin tam değil mi şu anda? Pas. Altıncı ayakta falan diye tahmin yapıyorum. Evet, evet. Marsilya Monaco. Şey, Karataş tek olur. Karataş'ı görürsen tek yazarım hocam. Ne dedin ona biz ne dedin? Biz niye after tahmin yapmıyoruz? Binyon'da after yaşı da var. Sizi bir tokatlayayım. Ben de hiç yok. Hiçbir şey. Adam kazanmak galiba için bizi başka bir sektöre sokmaya gidiyor. Sizi tokatlayayım. Galop çalışayım. Kanka gel o zaman NBA tahmini yapalım. Ben de tokatlayayım. Hadi buyur. Gelin. Hadi yapalım buyur. Kardeşim. Allah Allah. Sinirlendi adam. Hazır sinirler gelmişken o zaman kazanacağım diye adam bizi at yarış tahmini yaptıracak. Yani. Oyun bölümüne gidiyoruz. Acayip şeyler olacak. Oraya bekliyoruz hepiniz. Meşaleler yandı ve beklenen halay başladı. Enişte bildiğimiz gibi yine çok büyük oynuyor. Kayınço elini cebine attı ve kartı çıkardı. Kuzenlere bakın. Adeta şov yapıyorlar. Şov. Zoraki gittiğin düğünü eğlenceli hale getirmenin tek yolu... Milyoner. Maçın eğlencesi Bilyoner'e girdiğin an başlar.